Turgay Güler, keşke IŞİD seni kaçırsaydı. Haklılar, operasyon dediğin kanlı olur. Öyle ya, istihbaratçılar IŞİD militanlarıyla silahlı çatışmaya girmeliydi. O ara Allah esirgesini rehinelerden 5-10'u, istihbaratçılardan 15-20'si şehit olmalıydı. Kan gövdeyi götürmeliydi ki operasyon olsun. Sonra şu manşeti atmalıydılar. Lanet olsun sizin yapacağınız operasyona. Ne istiyorsunuz, ne olsun, neyin peşindesiniz?'' Öbürü diyor ki kesin aşıda e bir şey vermişlerdir. Ne vermişlerdir muhterem? Bir çuval para mı? Yemin ederek söylüyorum. Bunların arasında IŞİD neden bu rehinelerin kafasını kesmedi diye dertlenenler vardır. Heriflerin gözü dönmüş. Bir diğeri de eşeklik edip çirkin bir yakıştırmada bulunuyor. Allah aciz bir kulunu sevindirmeyi murad ederse önce eşeğini kaybettirir sonra buldururmuş diyor. Aciz kul hükümet. Eşek rehineler. Lafın nereye gittiğinden haberi yok. Keşke IŞİD seni kaçırsaydı da, hükümet de acziyetinden seni bulamasaydı. Keşke. Belki ise ne yani sormayalım mı diyor. Sor tabii ki. Sor ama bir gün bekle, bir hafta bekle. Acelen ne? Acelesi şu, beklemiyordu, başka bir şey umuyordu. Beklediği ve umduğu o feci son için ne yazacağını ne söyleyeceğini bile hazırlamıştı. Kahroldu. Kemal Bey'i tebrik ediyorum. Yarın ne söyler bilmiyorum ama ilk anda söyledikleri alkışa değerdi. Başbakan Davutoğlu'nu aradı ve kutladı, sevinci ortak oldu. Şüphesiz eleştireceği noktalar olacaktır ama şimdi değil. Devlet Bahçeli kendisinden beklenmeyeni yaptı. Anında eleştirilerini sıraladı. Olmadı Devlet Bey, Olmadı. Peki kafamızda bir takım soru işaretleri yok mu? Şüphesiz var. Bu tür zamanlarda şeytan dürter. Birilerini fena dürtmüş. Lakin dış politika konuları iç politika gibi ele alınmaz. Neticeye bakılır. Süreç belki de devlet sırrıdır. Kim bilir? Başarısız olunsaydı tartışırdık. Eyvallah. Örneğin IŞİD rehineler karşısında şu kadar milyon dolar isteseydi. Türkiye'de vermeyip bir felakete yol açsaydı ne derdik? Parayı verip rehineleri kurtarsaydınız da ondan sonra ne yapacaksanız yapsaydınız demez miydik? Daha neler derdik neler. Şükredelim, sevinelim ve son bir not. Umarım bu bir başlangıç olur. Kemal Bey böylesi durumlarda normal tepkiler vermeye devam eder. Türkiye'yi sağda solda şikayet etmeyi bırakır. CHP'de partideki sivri dilli siyasetçileri de normalleştirir. Zira yeni Türkiye'de vesayet belası olmayacak. Cuntacılar, patronlar, yargıçlar, Almanlar, Amerikalılar, İsraililer eliyle siyaset dizayn edilemeyecek. Kemal Bey iktidar olmak istiyorsa terleyecek. Kapı kapı gezip projelerini anlatacak. Alnının teriyle iktidar olacak. Yok hala eski Türkiye'nin köhnemiş siyaset anlayışına sarılacaksa ne yalan söyleyeyim iktidar olmaya onun da ondan sonra gelecek CHP Genel Başkanı'nın da ömrü yetmez. Ben uyarı vazifemi yapayım da Kemal Bey ne isterse onu yapsın. Bu arada unutmadan kurtarılmayı bekleyen bir rehinemiz daha var. MİT bir operasyon da o rehine için yapar mı acaba? Kim bilir bakarsınız Allah aciz bir kulunu bir kez daha sevindirir. Ne dersiniz? Turgay Güler akşam.